HDP, HDP kim gelirse gelsin onlara oy var, bunlara yok. Usandık da canımızdan bıktık. Bu halk korkusuna röportaj yapamıyor, düşüncesini söyleyemiyor. Allah vere kendilerinin reisine bir kelime konuşak. Langır köy sandığına. Ben 1973'te Demirel'e keser salladım Hilal Büyük Fabrikası'nda. Altay Barolar Birliği'nden bir avukat geldi. Altay benimle mahkeme, üç kere mahkeme girdi. O günün adaleti beni haklı gördü. Şimdi adalet yok, bir şey yok. Allah vere kafamı uzatasın. Ya kesiyorlar ya tutuk cezaevine atıyorlar. Neyine röportaj yapıyorum? Ne memnunluk biz bundan? Peki nasıl bir hizmet sunmasını istersiniz? Şöyle ilk önce... Adaletli. Bir dakika. Adalet hukuk, adalet mülkün temelidir diyorlar. Belediye başkanları diye. Belediye başkanlarına gelince belediye başkanının yüzünü görmedim, gören var mı arkadaşlar? Hayır, görmedim. Bir gün sokakta gören var mı? Ula Bozgeyik denilen adam bile gezdi, kendiler gezmedi. 5 yılda, 10 yılda bir baktık ki tanımaz oğlum buranın belediye başkanı. Fadıloğlu. Fadıloğlu. Geçen gün Dülükbaba Caddesi'ne gelmiş, nasılsın arkadaşlar? Adamın biri dedi, he işte idealik dedi. 5 yılda bir kere sokağa çıkıyorsunuz dedi. Ya şimdi neyine memnun olak? Aç karnına, bana cennete de olsa ben midemi düşünürüm kardeşim. Yol yapmış da, kanal yapmış da, şuraya yapmış oluyor. Kardeşim ben domatesin kilosunu 6 kağıdı, her birini 1 milyona yiyorum la. Devlet denetlemesi yok. Dara kalınca markete oluyorlar, baskı yapıyorlar. Bir kez kendi özelleştirdiği yerlere baskı yok. Ama halkın midesinin çalıştığı yerlere baskı var. Niye? Sen niye bunu ucuza satıyorsun? Ben neden memnun olayım? Yerel yönetimde bitlerin hakimi, yerel yönetimde belediye başkanı. Kitler iki de reis efendi. Saygısızlık yapmak biz hiçbir zaman. Ula yağı, tuzu, biberi, samırsağı, soğanı, bahtenizi, tereyi hepsini insan midesine sokuyor. Köleleşti. Ya fatura söyledim, elimde duruyor ya. Verecek gücüm kalmadı. Şahin Bey belediye başkanı. Şahin Bey'e soracaksın. Ben Türkiye'liyim ama. O oranın belediye başkanına biraz iyi diyorlar. Ben gidip de görmedim. Onu da oradan makamdan oynatmak için Fethullahçı diyorlar ona da. Bilmiyorum. Zaten kim başını kaldırsa ya Fethullahçı, ya PKK'li, ya YPG'li, ya eskiden solcu sağcı vardı, unuttuk. Sen sağcısın, ben solcuydum. Ne güzeldi. Ulan şimdi sağcılık solculuk kalktı, sen FETÖ'cüsün, PKK'cısın. Allah vergi 5 vakit namaz da kılsan, kendine karşıysan FETÖ'cüsün, PKK'lisin. Böyle olur mu? Canımızdan bıktık. 65 yaşadım la. Hiçbir günde görmedim. Allah göstermesin kendilere. Hadi Allah'a ısmarladık.